mücahidesine henüz tamamlayamayanla ruhun hakikati hakkında konuşmak doğru olmaz. Bu marifet Allah-u Teala'nın buyurduğu şu hidayet cümlesindendir. Rızamızı isteyip zahir ve batın düşmanlarla cihad edenlere cennetlerimize kavuşma yollarını hidayet ederiz. Kalbin varlığı aşikardır. Zira insanın kendi varlığında şüphesi yoktur. İnsanın varlığı bu kalıbı ile değildir. Bu kalıp ölüde de vardır. Fakat ruhu yoktur. Biz kalp demekte ruhun hakikatini kastediyoruz. Bu ruh olmazsa beden temiz olamaz. Gözünü kapayıp kalıbını, gökleri, yerleri ve gözle görülebilen her şeyi unutsa da kendi varlığını zaruri olarak bilir. Her ne kadar kalıbından, yerden, gökten ve göklerde olanlardan haberi olmasa da kendinden haberi olur. Bu hususta dikkatli düşünen bir kimse ahiretin hakikatinden bir şeyler anlar ve yine anlar ki bu bedeni ondan alırlar. Oysa bir yerde kalır, yok olmaz. Üçüncü fasıl, kalbin hakikati. Ruhun hakikatinin mahiyetine, ona mahsus sıfatların neler olduğunu bildirmeye dinimiz müsaade etmiyor. Bunun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamadı. Nitekim Allah-u Teala Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve sana ruhtan sorarlar. Onlara de ki ruh Rabbimin emrindedir. Bundan fazlasını söylemeye izin yoktur. Ruh Allah-u Teala'ya ait şeylerdendir ve alemi emirdendir. O alemden gelmiştir. Biliniz ki halk yani yaratma ve emir onundur buyuruldu. Alemi halk başkadır. Alemi emir başkadır. Ölçülebilen, sayılabilen ve boyutları olan her şeye alemi halk denir. Halk kelimesinin lügatta asıl manası ölçmektir. Halbuki insanın kalbinin ölçüsü ve sayısı olmaz. Bunun içindir ki bölünmeyi kabul etmez. Eğer bölünebilseydi bir tarafında bir şeyi bilmemek, diğer tarafında aynı şeyi bilmek caiz olurdu. Böylece bir anda hem alim hem de cahil olmuş olurdu. Bu ise imkansızdır. Bölünme ve ölçü kendisine yanaşmadığı halde bu ruh mahluktur, yaratıktır. Takdir, yaratmak manasına geldiği gibi halk kelimesi de yaratmak manasına gelir. Halega. O halde bu manada yaratıktır. Diğer manada ise alemi emirdendir. Çünkü alemi emirdeki şeyler boyut ve ölçü kabul etmez. O halde ruha kadim yani ezeli diyenler yanılıyor. Araz yani sıfat diyenler de yanılıyor. Çünkü arazın kıyamı yani ayakta durması varlığı kendiyle değil tabi olma şeklindedir. Ruh ise insanın aslıdır. Bütün kalıp ona uymaktadır. Nasıl araz olabilir? Ruha cisimdir diyenler de yanılıyor. Zira cisim bölünebilir. Ruh ise bölünemez. Ama başka bir şey daha vardır ki o da ruh, can derler. O bölünebilir. Belki o hayvanların ruhu olabilir. Fakat bizim kalp dediğimiz ruh Allah-u Teala'yı tanımak, bilmek yeridir. Hayvanlarda bu yoktur. Bu ne cisim ne arazdır, belki melek cevherlerinden bir cevherdir. Onun hakikatini bilmek zordur. Onu şerh etmeye, açıklamaya çalışmak, uzun uzun anlatmaya da izin yoktur. İzin yoktur. Başlangıçta bunu bilmeye de hacet yoktur. Hacet de yoktur. Başlangıçta tutulacak din yolu mücahidedir. Nefis mücadelesidir. Bir kimse şartlarına uyarak mücahide yaparsa, bu marifet kendiliğinden hasıl olur. Zaten kimseden dinlemesine lüzum kalmaz. Bu marifet Allah-u Teala'nın buyurduğu şu hidayet cümlesindendir. Rızamızı isteyip zahir ve batın düşmanlarla cihad edenlere cennetlerimize kavuşma yollarını hidayet ederiz. Mücahidesine henüz tamamlayamayanla ruhun hakikati hakkında konuşmak doğru olmaz. Nazarın derde dermanın, çağır geleyim sultanım, bir bakışına kurban, gözlerince